Merhaba, ben Serkan Mert. Bu bölümde baking konusuna biraz giriş yapacağız. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Ki bu konuyu yazıyla anlatması hem zor hem de çünkü detaylı teferruatlı bir konu olduğu için hem de işte çeşitli kişilere, farklı kişilere cevap yazmak biraz zahmetli olduğu için en azından video çekelim ve bu konuyla ilgilenen, bu konu hakkında işte belirsizlik yaşayan veya işte takılan veya işte kafasını kurcalayan insanlara da yardımcı olmasını temenni ediyorum. O yüzden baking konusunu burada biraz detaylı olarak işlemeye çalışacağım ki uygulamalarda değil ama mantık kısmını, yani işleyiş prensiplerini bir nebze olsun anlatmaya çalışacağım. Şimdi yeni başlayanları da eğer konuya dahil edecek olursak önce şunu söylemek lazım ki bütün işlerinizi ille de baking etmeniz veya back etmeniz gerekmiyor. Yani böyle bir uygulama veya böyle bir çalışmaya sokmanız gerekmiyor. Böyle bir zorunluluğu yok. Yani siz burada eğer bir low poly çalışıyorsanız dokunuzu, desen, işte detay vesaire gibi işleri ya Photoshop'ta, 3D Max'te veya Substance Painter'da doğrudan oluşturabilir ve bunu en iyi haliyle yine kullanabilirsiniz. Yani burada bir baking zorunluluğu yok. Baking aslında bir gereksinim. Yani bir gereksinim sonucunda kullanılıyor. O da şu. Şimdi önce baking'in ne olduğuna bakalım. Şimdi baking dediğimizde bizim karşımıza iki kavram çıkıyor. İşte 3D Max, ZBrush vesaire gibi programlarda genelde bu ifade, yani bu işlem projeksiyon olarak tanımlanır. Mesela örneğin şuraya bir küre yerleştirelim. Biz baking'i 3D Max'te veya ZBrush'ta yapmaya karar verdiğimizde burada bizim aracımız projeksiyon, project. Bu keza ZBrush'ta da aynı şekilde biz burada işte baking yapacağımız zaman buradaki detay transferi yapacağımız zaman yine ZBrush'ta kullanılan ifade project. Fakat işte Substance Painter vesaire gibi programlarda bake ifadesi kullanılır, baking ifadesi kullanılır. Önce bunların ne olduğuna biraz değinelim. Şimdi projeksiyon bir geometrinin sahip olduğu özellikleri, şimdi burası önemli, buraya dikkat edin. Yani bu gereksinimin neden kaynaklandığını aslında burada görebilirsiniz. Projeksiyon dediğimizde bir geometrinin sahip olduğu özellikleri diğer bir başka geometriye aktarma. Yani işte elimizde yüksek dokulu detaylandırılmış bir model var. Tabi bu model işte dijital işlerde kullanılamaz durumda olduğu veya bunun daha iyi optimize edileceği durumlarda low poly modeller oluşturuluyor ve bu yeni oluşturmuş olduğunuz low poly ile uğraşmak yerine, yani bu desenleri, detayları tekrardan burada oluşturmak yerine project ediyorsunuz. Yani bir geometrinin sahip olduğu diğer bütün özellikleri o yeni oluşturulmuş olduğunuz o başka modele transfer ediyorsunuz, aktarıyorsunuz bir tıkla, yani kolay bir şekilde uğraşmadan. Projeksiyon dediğimiz bu. Yani bir geometrinin sahip olduğu özellikleri diğer bir başka geometriye aktarma. Baking dediğimizde buna ilave olarak, buna ek olarak hani geometrik özellikleri taşımakla birlikte aynı zamanda bu işlemi texture'lar üzerinden de yapabiliyor olması. Yani texture'ları da kullanıyor olması. Aradaki fark sadece bu. Ama prensipte temelde aynı işi yapıyor. Hepsi aynı işi yapıyor. Şimdi gereksinim dedik. İşte bu gereksinim konusunda işte biz bir low poly yaptık. Bu low poly'yi biz 3D Max'te, Photoshop'ta veya doğrudan Substance Painter'a götürüp orada detaylandırabilir, boyayabilir, oluşturabilir ve final hale getirebiliriz. Yani burada herhangi bir baking işlemine tabi tutmamıza gerek yok. Burada herhangi bir baking uygulamamıza gerek yok. İşte bir gereksinim ortaya çıkması gerekiyor. Nasıl bir gereksinim ortaya çıkması gerekiyor? Önceden elimizde oluşturulmuş yüksek detaylı bir model var. Yeni modelle biz uğraşmak istemiyoruz. Hazırda olduğu için bunu baking'le, yani bir tık şeyle işte bu detayların bütün özelliklerini diğer bir modele aktarabiliriz. Veya Substance Painter'da veya ZBrush'ta veya farklı programlarda biz doku oluşturduğumuzda veya detay oluşturduğumuzda yapamadığımız, yani yapmanın pek mümkün olmadığı kısımlarda veya
daha pratik olduğunu düşündüğümüz bazı programlar, işte ZBrush, Mudbox vesaire gibi buralarda detay oluşturabilir ve daha sonrasında yeniden bunu back edebiliriz. Yani bu oluşturmuş olduğumuz detayları, geometrik özellikleri yeni geometrimize aktarabiliriz. Yani gereksinim açısından. Üçüncü bir gereksinim de şu. Mesela örneğin Substance Painter'ın smart özelliği var. İşte smart materyal, smart işte mask özellikleri. Bunları kullanabilmeniz için yine objenizi önceden eğer kullanmak istiyorsanız, yani bunu doğrudan elle de girebilirsiniz. Yani böyle bir zorunluluğu yok ama işi hızlandırma açısından bunu yine şey yapabilirsiniz. Back edebilirsiniz Substance içinde. Ki buradaki amaç da şu. Şimdi program objede bir eskitme yapacağınız zaman, bir işte eskime, bir deforme, bir efekt uygulayacağınız zaman program buradaki yüzeyleri algılayamıyor. Yani bu objeyi tanımıyor aslında. Siz bu komutu verdiğinizde o sadece komutu atıyor oraya. Yani rastgele bir şekilde komutu atıyor oraya. Biz backing yaptığımızda, backing sonucunda bizim almış olduğumuz işte o workspace, normal map, işte ambient occlusion, thickness vesaire, yani bütün bu doku haritaları aslında birer ALPA görevi görüyor ve siz işte bir obje eskitme yapacağınız zaman bu ALPA'ları kullanarak, yani bu imajları kullanarak işte thickness'ı, işte workspace normal map'i vesaire, buradaki işte siyah ve beyaz değerleri kullanarak objenin de nasıl diyelim, bir maskeleme yapıyor. Maskeleme yapıyor. Yani beyaz kanalları bir varlık olarak değerlendiriyor. Siyah kanalları görmüyor. Ve bunun üzerinden bir işlem gerçekleştiriyor. Bu sayede işte o eskitmenizi, yani o dip kıyılarda bir eskitme yapmak istediğinizde veya bir aşınma efekti oluşturmak istediğinizde bunu o alpaları, yani back ettiğinizde sizin almış olduğunuz o mapleri kullanarak bu bölgelerde, yani kontrollü bir şekilde lokal bölgelerde çeşitli efektler, çeşitli şeyler oluşturuyor. Varyasyonlar oluşturuyor. Ama dediğim gibi bu, yani ille de zorunlu değil. Bu işi hızlandıran bir süreç. Yani bunu siz doğrudan elle de yapabilirsiniz. Eğer zamanınız varsa veya bununla uğraşmak istemiyorsanız veya bu konuya hakim değilim, ne yaparım diye düşünüyorsanız doğrudan elle de yapabilirsiniz. Yine aynı sonucu verecektir. Şimdi burada bir uygulama yapalım. Bu şeyle ilgili, baking ile ilgili gelen sorulardan, en çok sorulardan işte birkaç tane şey var. Bunlardan birincisi, ben bek ettiğimde bazı işte çakışmadan kaynaklı problemler yaşıyorum. Substance Painter'da bu sorunu nasıl gideririm? Onunla ilgili bir şey yapayım size. Bir örnek çalışma yapayım. Şöyle iki tane box yerleştirdim sahneme. Şimdi iki tane şöyle box yerleştirdim. Renk verelim şunlara. Şuna mavi diyelim. Şuna da sarı diyelim. Şimdi şu objemizin önce bir şeyini çıkartmadık tabi. Unwrap'ını çıkartalım. UV map'lerini çıkartalım. Unwrap'ı açıyorum. Şurayı seçelim. Mapping, Unfold Mapping. Şunu da aynı şekilde yapalım. Unfold. Şimdi modelimizi masa üstüne export edelim. Export select. Şöyle ne diyelim? Test diyelim. FBX olarak kaydediyorum. Geometri sekmesine Smoothing'i aktif ettim. Ve şimdi back işlemi yapacağız. Şimdi şunu şöyle yan tarafa taşıyalım. Kenarları yumuşatacağım. O yüzden
smooth uygulayacağım buna. Tabii smooth'un objeyi bozmaması için şöyle şuralarda şey yapalım. Biraz edge ekleyelim de. Okay, bakalım. Evet. Şimdi şunu kopyalayalım. Ya. Pozisyonu alayalım. Şunu da silelim. Şimdi backing'de kullanacağım yüksek poligonlu bir model. Yani buna sadece kenar yumuşatması vesaire şey var. Yüzey pürüzsüzlüğü açısından kullanacağım bunu. Şimdi tabii bunu backing'de sağlıklı bir backing yapabilmek için pozisyonların aynı olması gerekiyor. O yüzden bunların pozisyonlarını eşleşiciye objeyle eşleştiriyorum ki backing yaparken şey olmasın, problem yaşamayalım. Yani bunun tam örtüşmesi gerekiyor şu şekilde. Çünkü hesaplama yaparken bunun üzerinden yapacak. O yüzden pozisyonların aynı olması gerekiyor. Şimdi şunu kaldıralım ve bunları back edelim şimdi. Export, export, select, masaüstü, test. Kaydet diyelim. Geometri. Şimdi biz bunu convert etmedik herhalde. Burada smooth'u kaldırmam gerekiyor. Bu objeyi uyguladığım smooth modifiyerinin korunması için, yani objeyle beraber taşınması için bu tiki kaldırmam. Eğer bu tiki kaldırmazsanız smooth'u kullanmayacaktır. O yüzden bunu kaldırmamız gerekiyor. Smoothing grubu seçtim. Export dedim. Şimdi işlem gerçekleşti. Substance Painter'a geçelim. Faili yeni dosya oluştur diyorum. Objemi çalışacağım. Objeyi seçiyorum. Test objemi seçtim. Okey dedim. Dosyamı açtım şu anda. Şimdi backing yapalım. Şimdi burada bir, yani yaşanan bir problem var. O problemi göstereceğim ve o problemin çözümüne dair birkaç şey anlatacağım. Şimdi burada haydi seçiyorum. Haydi seçiyorum. Çözünürlüğümüzü 1024 olarak değiştirelim. Burası bildiğiniz üzere şu olmuyor. Yani çıkartılacak imajlar bu çözünürlükte alınacaktır. Bu çözünürlüğü daha sonra imajlar üzerinden değiştiremiyorsunuz. Bu sebeple burada çalışacağınız imajı boyutunu seçmeniz gerekiyor. Eğer sonradan değiştirmek isterseniz yeniden back etmeniz gerekecek. O yüzden 2048 olarak değiştiriyorum. Back all texture deyip bu imajları, modelleri pişireceğim şeye, objeye. Biraz sürecek, 2K olduğu ve 2 model olduğu için ve bütün mapleri hesaplattırdığımız için. Şimdi şey, işlem gerçekleşti. Şu an backing yaptık. Yani ambient occlusion normal, workspace normal vesaire hepsini çıkarttım. Fakat burada şimdi biz doğrudan bir hesaplama yaptırdığımızda bazı problemler yaşıyoruz ki o problemler de şu. Yani mesela işte bu ambient occlusion'ın hesaplarken kesişim noktasına ışık girmediği için burada karanlık bir nokta meydana geldi. Sadece bu da değil. Şimdi klavyede B tuşuna, Bursa'nın B'si, B tuşuna basıyorum. Bursa'nın B'si, B tuşuna bastım. Material ID ön izlemesini görüyorum. Şu an biz Material ID kullanmadım, bir ID atamadığımız için şu an burası boş görünüyor. Tekrardan B'ye basıyorum. Bursa'nın B'si. Ambient occlusion. Şu an buranın karanlık olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi işte bu ikinci objeyle kesiştiği için buraya ışık girmiyor. Bu hesaplama esnasında siz backing'de Elvis dediğinizde, Elvis seçeneği aktif olduğunda hesaplama esnasında
Mevcut olan bütün yani bu ışınları gönderdiği zaman mevcut olan bütün objeleri, bütün geometriyi hesaplamayı dahil eder ve bunlar üzerinden bir sonuç çıkartır. Bu sebeple bu işte şey yaptığı zaman, hesaplamayı yaptığı zaman buradaki geometriyi de alıyor ve bu ikisinin ilişkisine bakıyor. Dolayısıyla buraya ışık girmediği için burası karanlık çıkmış. Şimdi klavyede tekrardan B tuşuna basıyorum. Bursa'nın B'si. Şimdi Körfut'tayız. Körfut'ta da yine aynı şekilde bu ikinci objemizi de hesaba dahil etmiş ve burada bir şey oluşturmuş, sonuç oluşturmuş. Pozisyonda bir şey yok. Thickness'ta keza gene az da olsa var. Normal'a geçtim. Normal'da yine aynı şekilde kesiştiği için bu kesişim noktalarında bazı problemler yaşatıyor bize. Şimdi bu problemi biz nasıl aşabiliriz? Bunu dediğim gibi şimdi hesaplamayı yaparken program, yani böyle grup çalışıyorsanız, farklı objeler çalışıyorsanız, şimdi hesaplamayı yaptığı zaman bütün geometrileri birbiriyle ilişkilendiriyor ve bir sonuç çıkartıyor. Hesaplamayı bütün geometriler üzerine, yani ışın geçtiği zaman önüne gelen her şeyin içinden geçiyor ve her şeyi hesaba dahil ediyor. Bunun olmaması için Elbe seçeneğini B-Mesh Name dememiz gerekiyor. B-Mesh Name Mesh dediğimizde bu bütün geometrileri okuması yerine, yani her şeyin içinden geçme, her şeyi hesaba dahil etme, sadece isimleri eşleştir. Yani box 1 objemizi sadece box 1 ile kullan. Yani onunla eşleştir. Onun üzerindeki detayları buraya aktar. Box 2'yi hesaba dahil etme. İsmi isme eşleştir diyoruz. Bir mesh name. Tabi bunu yaparken programın bunu tanıyabilmesi için high ve low olarak bunları isimlendirmemiz gerekiyor. Hangisinin düşük poligonlu, hangisinin yüksek poligonlu olduğunu burada belirtmemiz gerekiyor ve bu isimlendirme de önemli. Bunun için tekrardan şeye geçiyorum. Sinema şeye 3DMax'e geçiyorum. Şimdi şu yüksek poligonlu olanları kaldıralım. Bunlar bizim düşük poligonlu modellerimiz. Box 1, Box 2. Bu bizim Box 1, bu da bizim Box 2. Şimdi Box 1'i seçiyorum. Şimdi burada Substance Painter diyor ki low ve height'ları belirt isim olarak. Nasıl? İşte ultra low, ultra high. Şimdi bunlara biz isim gireceğiz. Box 1, ultra low. Şeyle küçük yazıyla yazıyoruz. Aynı şekilde Box 2'ye geldim. Ultra Low. Bu önemli. Yani bu yazıyı kullanmanız önemli. Şimdi bunları iptal edeceğim. Yüksek poligonluları çağıralım. Şimdi buradaki modelimiz bizim Box 1. Şimdi Box 1. Buna high, yani bu yüksek modelli olduğu için buna high yazıyoruz. Aynı şeyi buna da yapacağız. Bu bizim box 2 idi. Box 2 ultra high yazalım ona. Evet. Şimdi bunu kaydedelim. Export select masaüstü. Şimdi buna isim verelim. Ne diyelim? Yani test ultra high diyelim. High. Kaydet. Geometri turbo smooth'u kaldır. Yani şey olarak ekle. Şimdi low poly'lere gelelim. High'ları saklayalım. Bunları seçip masaüstü export select. Şimdi buna da test Ultra low. Low diyelim. Geometri smoothing, turbo smooth kullanmadığımız için zaten kullanmıyorum şu anda şeyi. Şimdi Substance Painter'a gelelim. Yeni proje oluşturalım. Select low çağırıyorum. Test low yeni oluşturduğumuz, yani isimlendirmeyi yaptığımız low çağırıyorum. Okey dedim. Kaydetme geldi. Backing kısmını açıyorum. Çözünürlüğüm 2048. Daha siz daha yüksek şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Aktarılacak, yani referans alınacak objemi seçiyorum. Burada test height yazıyor. High, bunu da aldım.
Ve akabinde bu match kısmındaki Elvis, yani bütün şeyleri değil, sadece ismi eşleştir. Yani box 1'i box 1 ile sadece eşleştir. Yani low ve height olarak birbirine eşleştir. İşte box 2'yi box 2 ile eşleştir. Diğerlerini hesaba katma. Back all texture diyorum tekrardan. Şimdi hesaplama esnasında bazı şeyler var, problemler var. Onlara da biraz şey yapalım. Şimdi hesaplamamız bitti. Şimdi burada tekrardan şey görüyoruz. Karanlık bir yüzey görüyoruz. Bu ambient occlusion'dan kaynaklanıyor. Klavyedeki B tuşuna basıyorum. Bursa'nın B'si. ID materyal kullanmadığımız için ID materyalimiz yok. Ambient occlusion'da yine bu hesaplamayı dahil etmiş. Curved'da bunu yapmamış. Position'da zaten yapmıyordu. Thickness'da gene yapmamış. Normal map'te de yapmamış. Yani bunları birbiriyle eşleştirmiş. Sadece neyde biz problem yaşıyoruz? Ambient occlusion. Bu aslında bazen istediğiniz bir şey ama eğer bunu istemiyorsanız buna ayrı şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Backmesh diyorum burada. Bütün hepsini kaldırıyorum. Sadece ambient'te problem yaşadığımız için ambient occlusion'ı seçiyorum ve burada LVC yine self occlusion yani solo tek başına sadece bu objeleri eşleştir diyorum. Only mesh name seçeneğini seçiyorum. Materyal 25 için bu işlemi yaptık. Materyal 26'ya da bu şeyi seçelim. Only mesh diyorum. Ambient occlusion'ı sadece hesaplattırıyorum. Ve ambient occlusion'daki sorunumuz da giderildi. Şu. Ve bu sayede klavyede M tuşuna basıyorum. Manisa'nın M'si. M tuşuna bastım. Ve bu sayede temiz bir şey almış olduk. İşte imajları almış olduk. Ve bunun üzerinden şeyi kullanabiliriz. Şimdi burada biz bu almış olduğumuz, yani bunu normalde yapmamız gerekmiyor. Yani doğrudan biz elle boyamayı düşünüyorsak bunu yapmamıza gerek yok. Doğrudan biz elle boyamamızı, dokulandırmamızı ve detaylandırmayı yapıp bunu yine iyi bir şekilde şey yapabiliriz, kullanabiliriz. Yani final hale getirebiliriz. Fakat bunları hani yüksek model olmamasına rağmen neden alıyoruz diye şey yaptığımızda, biz obje üzerinde çalışırken eğer burada pratik ve hızlı olduğu gerekçesiyle biz burada smart özelliklere girecek olursak, işte smart materyal veya smart mask. Şimdi bunlar şey yapıyor. Şöyle göstereyim size. Mesela örneğin şöyle yapalım. Mesela şunu alalım. Şimdi burada mask editöre girelim. Şimdi burada bizim backing'de almış olduğumuz imajları bir referans olarak kullanıyor. Yani bu dip kıyılarının neresi olduğu, bunun yüzeyinin nasıl bir forma sahip olduğu vesaire gibi şeyleri burada görüyor. Yani bu mapleri, bu dokuları bir alfa kanalı gibi kullanıyor ve bunlar üzerinden işlem gerçekleşiyor. Eğer siz dediğim gibi yani kenar eskitmesi, aşındırma vesaire gibi böyle hızlı pratik işler yapmak istiyorsanız bunu almanız gerekiyor. Bu araçları kullanabilmeniz için bunların mutlaka olması gerekiyor. Eğer bunlar boş olursa bu şey çalışmayacak. Mesela şuna şöyle bir materyal veya şöyle siyah bir renk verelim. Şöyle göstereyim size şey sonucu. Şimdi mesela bu özelliği mask şu anda işte bu şeyleri bizim back'te çıkartmış olduğumuz bu dokuları kullanarak burada bir sonuç oluşturuyor. Eğer biz bunları çıkartmamış olsaydık, yani o zaman genel bir şey bırakacaktı. Yani bizim istediğimiz, yani burada bu kullanmış olduğunuz maskın özelliği ne? Alttan yukarıya doğru bir eskitme efekti yapıyor. Alttan yukarıya doğru bir eskitme efekti yapıyor. Eğer bu alpaları biz çıkartmazsak, back yapmazsak bu işlem gerçekleşmiyor. Yani bütün her tarafına o eskitme yatacaktır. Bunun neresi altı, neresi üstü, neresi yanı, neresi sağa, neresi solu, program bunu bilmiyor. Bunu bilmesi için İşte bizim bu texture'da bizim kullanmış olduğumuz bu çıkartmış olduğumuz
mapleri oluşturmamız gerekiyor, çıkartmamız gerekiyor. Bunları Substance Painter içinde de çıkartabilirsiniz. İşte 3D Max veya işte ZBrush vesaire alanlardan da çıkartabilirsiniz. Yani illa buradan çıkartmanız da gerekmiyor. Ama dediğim gibi ben elle gireceğim diyorsanız hiç bu işleme girmenize de gerek yok. Şimdi buraya da değindikten sonra bir tane uygulamalı bir çalışma yapalım ve akabinde videoyu bitirelim. O yüzden ben tekrardan 3D Max'e geçeyim. Evet, 3D Max'e geldik. Burada şimdi sahneyi resetleyelim. Burada şimdi basit bir şekerlik yapalım ve Substance Painter'da bunu dokulandırıp detaylandırıp videoyu bitirelim. Şimdi bu süreci biraz hızlı geçeceğim. Yani hızlandırılmış şekilde, yani modelleme aşamasını hızlandırılmış bir şekilde geçip Substance Painter'da yine anlatımlı olarak detaylandırma kısmına giriş yapacağız. Evet, modelimizi yaptık. Substance Painter'a geri döndük. Şimdi burada çalışmamızı yapıp videoyu bitirelim. Tabii burada şimdi aklıma modeli yaparken aklıma farklı bir şey geldi. O yüzden size bir şey daha göstereceğim. Şimdi burada proje oluşturuyorum. Şekerlik, high ve low olarak ben aslında iki tane model oluşturdum ama diyelim ki biz hayda yani yüksek poligonlu bir model oluşturmadık veya bununla uğraşmak istemiyoruz. Tek bir modelimiz var, sadece low bir modelimiz var ve bütün bu backing'deki bize smart materyalleri kullanabilmek için back imajları lazım olacaktı. Onu biz yine bu çalışacağımız low poly üzerinden de alabiliriz. Yani işte low poly seçtim. Benim çalışacağım yeni bir çalışma dosyası oluştur diyorum. Şuradan kamera görünümünü 15 olarak değiştirelim. Burası fov, fov değeri. Yani bakış açınızı, kameranın bakış açısını ayarlıyorsunuz. Şimdi burada hani ben yapmıştım ama farklı bir şey olması açısından, bilgi olması açısından şimdi burada diyelim ki bizim high poly'miz yok, böyle bir çalışma yapmadık ve bununla da uğraşmak istemiyoruz. Biz direkt burada boyama yapacağız fakat bu smart özelliklerinden de faydalanmak istiyoruz dediğimizde biz yine bu model üzerinden back yapabiliriz. Yani back mesh map aracını tıkladım, objemi çağıracağım. İşte high yaptığımı yapmadığımı varsayıyorum, tekrardan low yani çalıştım sahneye çağırdım, aynı modeli çağırıyorum, low aynı modeli çağırdım, burada bmesh name diyorum, zaten aynı şeyler olduğu için bmesh name Elvis de diyebiliriz. Burada gerçi isimlerde şey belirtmedik, Bekal texture set deyip bunun şeyini çıkartıyorum. Yani low poly'yi yine kendi içinde eşleştirip burada smart materyalleri kullanabilmek için map dökümünü çıkartıyorum. Bunun için bir high poly oluşturmanıza gerek yok. Yani high poly işte detayı almak için. Ama burada bana mapler lazım. Bu mapleri almak için de şeyi kullandım. Yine low poly, kendi düşük poligonunu kullandım. Şimdi bunun üzerinden hemen kısa böyle hızlı basit bir şey yapıp şeyi tamamlayalım. Şimdi şu malzememize bir hemen materyal atayalım. Şöyle gümüş bir şekerlik yapalım. Metal açalım. Roughness'ı biraz parlatalım. Şuna şöyle motifler ekleyelim. Şurada benim daha öncesinde hazırladığım
alfalar var. Şimdi bu alfaları siz 3D Max'te, ZBrush'ta veya farklı platformlarda çıkartmakla birlikte bunlar Zdip olarak geçiyor. İnternette aratırsanız bu tür yükseklik haritaları bulmanız mümkün. Bu tür yükseklik haritaları bulmanız mümkün. Ama hani yöresel çalıştığınızda biraz veya özgün çalıştığınızda özel işleri oluyor. Tabii bunları stok bulmanız mümkün değil. Yani bunları ZBrush'ta veya işte 3D Max'te yapıp Zdip haritasını alıp bunları kullanabilirsiniz veya hani böyle basit şeyler yapıyorsanız şimdi benim yaptığım gibi internetten de hazır Zdip olarak arattırırsanız veya hazır imajlar bulabilirseniz bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu çağıralım. Texture'a çağıralım. Current şimdi geldi. Şimdi bu materyali atamadan önce şuna bir şey çalışalım. Şöyle bir kabartma motifi. Bunu 2D plan üzerinde çalışalım. Şimdi bu tabi alpasını çıkarttım ben. Şimdi projection kısmını aktif edelim. Burada color, metal, roughness, normal'ı kaldırdım. Bunlar kullanmayacağız. Bunlar yok. Sadece height olarak kullanacağız bunu. Height map'in üzerine attım. Şu an geldi. Burada yerleştirmemizi yapalım. Klavyede S, Samsung S'si. S tuşuna bastığınızda çağırmış olduğunuz imajı boyutunu veya şeyini hani sağ klaya basarsanız boyutunu, sol klaya basarsanız da yönünü değiştirebilirsiniz. Şimdi burada hızlı bir şekilde ben şey yapayım. Ne yapayım? Mesela şöyle bir şey yapalım şuraya. Hemen kabartmamızı düşelim. Yani burayı hızlı geçiyorum. Yani böyle biraz şey videoyu kısa tutma açısından aslında burayı yapmayacaktım. Üşeniyordum da. Dedim bari şöyle hızlı kolay bir şey ekleyeyim de videoyu öyle bitireyim. Şey olmasın. Şimdi tabii çalışmayı ekledik. Yani böyle biraz geliş güzel yaptım. Sağ sola bulaştı. Çünkü bunu şeyde düzeltebiliriz. Black Mask seçeneğini seçiyorum. Daha sonra burada maske şey topolojiye bağlı olarak yerleştirme seçeneğinden poligonu seçtikten sonra şurada sıralı düzenli şey var. Burayı seçtiğimde sadece istediğim düzgün yerler neresi ise orayı rahatlıkla alabiliyorum. Yeniden standart bir layer yerleştirdim. Projeksiyonu açalım. Burada gene color, metal, roughness, normal'ı kaldıralım. Height map'imiz kalsın sadece. Şimdi kalan yerlere yerleştirmemizi yapalım. Şekilde. Fırça boyutumuzu değiştirebiliriz. Alpayı burada değiştirebiliriz. Şöyle fırça boyutumuzu biraz değiştirelim. Yapalım. Yine aynı şekilde buna da Black Mask diyelim. Topoloji seçelim. Poligona bağlı olarak yapılandırsın. Şu alanda sadece kullansın. Üste de bir tane yerleştirelim. Yeniden layer açalım. Gene buradaki kullanmadığımız şeyleri sadece hide kalacak şekilde kapatalım. Şuraya da hızlı bir şekilde şunu yerleştirelim. Buna da aynı şekilde Black Mask diyelim. Topolojiden şuraya seçelim. Evet. Şimdi tekrardan 3D görünüme geçelim. Şöyle bakalım. Şimdi bunların height değerlerini biraz düşürelim. Şunu da height değerini
düşürelim. Şunu da height değerini düşürelim. Bunu biraz daha düşürebiliriz. Şöyle materyal kısmına gelelim. Burası metaldi zaten. Şimdi bu hangisi? Kapağımız. Şunu da gene şeye alalım. İki boyutlu kısmı alalım. Layer'ımıza gene projeksiyon açalım. Alpha'ya bu sefer şu vardı, şunu ekleyeyim. Texture current import. Şunu ekleyelim. Klavyede S, Samsung S'sine basıp imajın boyutunu burada değiştiriyorum. Şunu şöyle oturtturayım. Evet, bunu da şöyle bir geçelim. Şöyle her tarafa boyadığımızdan emin olduktan sonra şuraya bir şey oldu, bulaştırdık. Black mask diyelim. Buraya bulaştırdığım için şimdi bu şeyi düzelteceğim. Topolojiyi seçtim. Map'e göre, poligona göre, tringdesi, üçgenlere göre, objeye göre veya map'e göre. Map'i seçtim. Sadece bu map uygulamasına yerleştirmesini yap. Tekrardan 3D moda dönüş yapalım. Şunun height değerini tekrardan bir düşürelim, height değerini şöyle. Bir de materyal atayalım buna. Yine gümüş yapalım şu şekilde. Kulp tutacağı vardı. Bu hangisi? Kulp tutacağı. Bunu da metal yapalım. Şöyle tabii materyal atamadık. Bunu da metal yapalım. Biraz parlatalım. Şimdi biraz şey olsun. Şöyle. Bu. Yani bu şekilde bunu şey yapabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Yani tabii biz şimdi bunun back'i yapıp imajlarını aldığımız için burada eskitmeleri, smart materyalleri vesaire şeyleri kullanarak dipleri de koyulaştırabiliriz. İşte buna bakır görünümü verebiliriz veya işte eskitme yapabiliriz veya paslanmaz yapabiliriz veya ne istiyorsak ona göre burada çalışmamızı şekillendirebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Serkan Mert. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.